Bu bölümdeki konuğumuz Dük 790, namı diğer Neşter. İlk önce tasarımıyla başlamak istiyorum. 790'ı ben ilk gördüğüm zaman, Dük 790'ı ilk gördüğüm zaman gerçekten şaşırdım. Çünkü alışmıştık. Bu sınıfa yakın hacimdeki motosikletlerde, bu tarz naked bike'larda daha büyük hacimde tasarım görmeye alışmıştık arkadaşlar. Ama 790 bunların tam aksine o kadar ufak, o kadar kompakt yapılmış şekilde, bu kadar dar alanda, bu kadar kompakt bir tasarımı bu denli güzel bir motosiklete nasıl sığdırdıklarını soru işareti olarak kafama yazdım. Bu motosikleti ben şöyle kenara koysam, kapatsam etiketlerini falan, geçerken gerçekten bilmeyen birinin, yani seç desek içerisindekilerden hangisi 800'lük motosiklettir diye seç desek, muhtemelen bunu seçmeyecektir. Hacmi o kadar gerçekten ufak arkadaşlar. Hacmin ufak olmasıyla beraber KTM biliyorsunuz biraz daha böyle sportif kullanıma uygun motosikletler yapmaya çalışıyor bu Dük serisinde. Ki bunu da çok iyi bir şekilde yapıyor. Yapmaya çalışıyor desek gerçekten hadsizlik etmiş oluruz. Dük 790 da tam bu aksiyonlu hareketlere, tam bu agresif kullanıma, tam bu spor kullanıma uygun bir hacme sahip bir motosiklet olmuş. Bu cümlelerime başlarken ilk önce 189 kiloluk ıslak ağırlığını size vermek istiyorum. 189 kilo çok iddialı bir rakam olmuş. Sınıfın en iddialı üyelerinden biri olmuş. Bu ağırlık ve bu motor hacmi ile beraber. Ön tarafta yine bu KTM'in artık son zamanlarda iyice gelenekselleşen, benim de çok beğendiğim far aksamı var, LED farları var. Ve gerçekten bu farlar o kadar hoş bir görüntü veriyor ki, böyle geceyi aydınlatıyor, geceyi resmen gündüze çeviriyor. Öyle bir far aksamı var. KTM'in bu son zamanlardaki oturtmuş olduğu far aksamını gerçekten çok... Gece mesela, gece ve gündüz hatta fark etmeden selektörü çektiğin zaman ön taraftakiler açılarak siz yolunuza devam ediyorsunuz. Bu denli ufak, bu denli kompak, bu denli iyi manevra kabiliyetine sahip 790'ın kalbinde ne var? Kalbinde 799 cc hacminde bir motor bloğuna sahip. 88 çap ve 67,5 stroke oranlarıyla yakalıyor bunu. Çap ve stroke bakınca da hani motordan daha çok güç arandığını görüyorsunuz. Ama orada çok güzel bir şey daha var. Ne yapmış? Motosikleti hafifleterek de, bu 790'ı hafifleterek de barındırdığı 87 Nm torku da, 8000 devirde 87 Nm tork veriyor. Olduğu gibi eğrinin bütün yerinde hissettiriyor. Verdiği 9000 devirdeki 105 beygirle de maksimum speedlerde çok iyi yerlere çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Motor kalibrasyonu yapılırken, ECU kalibrasyonu yapılırken eğri kesinlikle büyük bir alan süpürüyor. Yani şunu yapmıyor. Ben işte 105 beygiri veriyorum, bırakıyorum değil. Her anda gaz kolunda, tabii ki sürüş modları ile beraber bunu değiştirebiliyorsunuz. Onu daha detaylı olarak ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Her anda, almak istediğiniz anda onu gaz kolunda hissediyorsunuz ve verdiğiniz zaman motor şahlanıyor. Küçük tasarımı, İşte güçlü motoruyla fark yaratan bir motosiklet olmuş. Bu şekilde gücü aldığınız zaman da gerçekten bu işte stand yapmak istediğiniz zaman, gazlamak istediğiniz zaman, işte uygun alanlarda ön kaldırmak istediğiniz zaman, arkayı kaldırmak istediğiniz zaman motosiklet size reaksiyon veriyor. Motor bloğunda double overhead cam kullanılmış. Sıvı soğutmalı bir motor bloğu var. İşte dikkatimi çeken şeylerden biri de şu oldu. Bu radyatör çalışmaları, işte soğutma çalışmaları motor bloğu ile ilgili, bunlar hep böyle sıkıntılı, kritik süreçlerdir. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapmış. Konveks bir radyatör tasarlamış. Yani
şöyle ay gibi dışarıya doğru bakıyor. Ay gibi dışarıya doğru bakıyor ve anladığımız kadarıyla hani biz öngörümüzle görüyoruz. Burada işte bir buna işte bir girdap oluşturup, swirl oluşturup orada. O girdapla beraber sanki orada bir soğutma yapmaya çalışıyormuş gibi gördüm ben ilk baktığım zaman. Çünkü havayı evet direkt karşına alıyorsunuz. Hem direkt karşına alıp hem de havayı absorbe etmeye çalışmış. Çünkü motor bloğu gerçekten ısınıyor. Şimdi motor bloğu ısınıyor diyorum ben. İşte Monster 821'den, işte bundan kıyaslanan motosikletler var. İşte Monster 821, yani Street Triple, işte MT-07, MT-09 ki bence bu motosikletin yakın rakibi. Bizim de daha öncesinde incelemiş olduğumuz Monster 821. Hani hacim olarak hemen hemen aynı yerlerde kalıyor. MT-09'a baktığınız zaman hacimler daha yukarıda. MT-07'ye baktığınız zaman hacimler daha aşağıda. Sanki Monster 821 bunun motor hacmi olarak hemen hemen muadili yerlerde oluyor. Oraya baktığınız zaman oralarda ben hatırlıyorum Monster 821 incelemesinde biz kullanırken motosikleti egzozla beraber gelen yoğun bir ısı vardı. Burada ise ısı atımı motor bloğunun etrafından çok yoğun bir şekilde trafik içerisinde eğer kalırsanız bacaklarınızda hissedeceksiniz. Normalde bu tarz makineler kullanmış insanlarda bu ısı problemi genelde var. Bu tarz makineler genelde bu şekilde ısı atımı yapıyor. Hani belki şey olacaktır. Sen Street Triple'dan ineceksindir buraya. Geleceksindir. Diyeceksindir ki abi diyeceksin bende ısıyla ilgili bir sıkıntı yok. İşte ama Enduro kullanan bir adam, daha rahatına düşkün bir adam buna bindiği zaman abi diyecek ki çok ısınıyor diyecek. O yüzden bunu bir deneyip kendinizin tecrübe etmenizde fayda var. Ben bir ısıya maruz kaldım ama öldürecek şekilde bir ısı değildi kesinlikle. Ve arkadaşlar motor bloğunda benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de yarı kuru karter kullanılıyor. Ve iki tane pompası var. Şimdi bak daha öncesinde hep ıslak karterler falan alışmıştık bunlara. Hep böyle şeyler görüyorduk açıklamalarda. Hani şimdi bunu bu gözle de değerlendirmek gerekiyor. Neden yapıyor bunu biliyor musunuz? Şimdi kuru karter genelde off-road uygulamalarında, büyük projelerde genelde tercih edilir. Neden? Çünkü eğer kuru karteriniz varsa eğim çıkışlarda, yani eğimin çok ciddi olduğu böyle %30'lar, %40'ları belki zorladığınız yerlerde motorunuzun yağsız kalmasını engellersiniz kuru karterle. Çünkü kuru karterde orada bir hacimde yağ tutarsınız ve sürekli onu pompalarsınız. Karterde tutmazsınız. Bu yüzden de karterle oluşabilecek işte yağsız kalma durumlarını engellemiş olursunuz. Burada da KTM mühendisleri bu hani dedik ya stand yapanlara işte biraz daha eğlenceli kullananlara bir göz kırpmış orada. Motor yağsız bırakmamak için böyle bir hareket yapmışlar. Bu da dikkatimizi çeken özelliklerden biri oldu arkadaşlar. 105 beygiri transmisyonda 6 vitesle kontrol ediyorsunuz. Ve bu 6 vitesle arkadaşlar gerçekten olması gerektiği gibi, olması gerektiği yerde zırt mırt vites değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ha ben vites değiştirmekten o kadar rahatsız olan biri değilim. Kendim aktif NJ750X kullanıyorum. Herhangi bir sorunum yok ama bunun tadı da bir başka. Vites değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Yani hızınızı çok düşürüp çok yüksek süratlere tekrar çıkabiliyorsunuz. Bu da motosikletin sevdiğimiz özelliklerinden biri oldu aktarma kısmında. Vites konusu gerçekten bu anlamda çözülmüş durumda. Quick Shifter var. Quick Shifter çift yönlü çalışıyor. Hem aşağıya hem yukarıya çalışıyor Quick Shifter. Shifter'ın bir kullanma adabı vardır. Burada da o adapla kullandığınız zaman Quick Shifter'ı hani yüksek hızlanmalarda işte sen vites değiştirerek işte debriyaja basarak zaman kaybetmek istemediğin zamanlarda kesinlikle şık 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 değiştiriyorsun. Ön tarafta 300 mm çapa sahip 4 pistonlu 2 tane diski var. Bak. Arka tarafta 240 mm çapa sahip çift pistonlu bir diski var yine. Tabii ki de çok güzel çalışan ABS'si ile geliyor. Frenler muhteşem. Yani üzerinde şu anda bunun o kadar kötü bir lastik var ki yani KTM'in orijinal yani 790'ın orijinal lastikleri yok üzerinde. Orijinal lastiklerini çok bilinmemesine rağmen birçok kullanıcı memnun kalmış bizim yaptığımız benchmark sonucunda. Ben onu tecrübe edemedim. Üzerinde KTM'in artık bezdiği için spor motor, hani veriyoruz diyor motoru, adam teker yakıyor, veriyoruz motor yakıyor. Üzerinde haklı olarak çok iyi olmayan bir lastik var motorun üzerinde. Buna rağmen frenler harika çalışıyor. Buna rağmen ABS harika çalışıyor. Bunu daha önceki incelemelerimizde de söylemiştik.
ABS şöyle değil hani. Hani böyle bir toplantı yapıyorsunuzdur veya bir arkadaş ortamındasınızdır. Hiç alakası olmayan bir tip birden bir şeyler anlatmaya başlar. Hani gereksiz gereksiz bir şeyler anlatmaya başlar. Gereksiz anda devreye girmeye çalışır. Bunun ABS'si öyle değil abi. Tam olması gerektiği yerde devreye giriyor. Seni korkutmuyor. Devreye giriyor ve harika bir şekilde durma sağlıyor. Şimdi demin az önce ön teker, ön diskten bahsederken bak dedik. Neden bak dedik? Abi 180 kilo, 189 kilo ıslak hali bir motosiklet. Baba ön taraftaki iki tane disk neyin? Neyin planı bu? Diye düşündüğünüz zaman tabii ki de direkt işte güzel sporcularımız aklımıza geliyor. Ön tarafta fren yaparak işte bu stand hareketlerini, daha aksiyonlu hareketleri yapabileceğini görüyoruz. Hani ben, benim öngörüm normalde bu denli bir motosiklette tabii ki de orada işte fren momentleri bir sürü hesap içerisinde, işin içerisine giriyor. Hani teknik arkadaşlarım kusura bakmasın. Ama baktığım zaman 189 kiloluk bir motosikleti zaten ki KTM'in çalıştığı fren konusundaki firmalar da kendi ispatlamış firmalar. Muhtemelen 4 pistonlu tek diskle 300 mm'de durdurabilirlerdi arkayla beraber bunu. Belki arkaya azıcık daha büyütürlerdi. Burada yapılan bu hareket kesinlikle hani dediğimiz gibi yine KTM o aksiyonlu kullanan arkadaşıma göz kırpmış durumda. Süspansiyonlara geldiğimiz zaman ön tarafta upside down yani ters teleskopik, ters konumlandırılmış 43 mm çapındaki süspansiyonu var. Arka tarafta da yine WP'nin monoshock bir süspansiyonu var. Viraj ABS'sini belki de en iyi çalışan firmalardan biri KTM'dir. Virajda kesinlikle hani kendimizi fren yapacak pozisyonda bırakmamamız gerekiyor. Bu öncelikle, önceliğimiz bu yani. Hani şu değil, ulan zaten motor duruyor virajda da abanayım frene dursun, yapmayalım. Viraja frene basmamamız gerekiyor. Ama basarsak bile bu motosiklet sizin güvenliğinizi sağlıyor. Kızaklamaya, kaymaya, sağa sola gitmeye sebebiyet vermiyor. Güvenliğinizi sağlayan bir burada da paket var arkadaşlar. Bu denli kompakt tasarımı yaparken şasiyi tasarlamak, şasiyi yönetmek de aynı zamanda iyi viraja girebilmesi için kesinlikle kritik bir nokta belirtiyordu. Burada arkadaşlar şaside krom molibden kullanarak sertliğini, dayanımını, tokluğunu arttırmışlar arkadaşlar. Normalde mesela bunları belirtmek de biz kullanıcılar açısından çok güzel oluyor. Molibden normalde birçok takım tezgahının bu hani havalı tabancalar falan vardır ya. Orada mesela molibden kullanarak onu güçlendirirler. Çünkü darbe dayanımı çok yüksektir. Burada da çok güzel bir şekilde güçlendirmişler krom molibdenle. Bu da şasiyde bu motoru zaten çok ağır bir motosikletledir. Çok iyi bir şekilde kaldırdığını gördük. Bu denli işte yine aynı konuya geleceğim. Sertleştirmelerinin bu denli dayanımını arttırmalarının sebepleri de yine o aksiyonlu kullanımlara alan bırakmak, o aksiyonlu kullanımlara mümkün kılmak için yapılmış. Çünkü KTM'in kullanıcı kitlesi aşağı yukarı belli değil mi? Bu tarz hareketleri, bu tarz gazlamayı, hani bu motosikleti ben alacağım, işte sakin sakin gideceğim, işte 70-80 ile Uludağ'cı gideceğim, 90-100 ile Antalya'ya ineceğim değil. Bunun alanı daha farklı kullanacağını biliyoruz. O yüzden de hani burada dayanıklı bir şasiyi böyle düşünerek yapmışlar arkadaşlar. Ve motosikletin güvenliğine birçok elektronikle desteklemiş durumdalar. Bunu detaylıca anlatacağım ekran kısmından bahsederken. Burada MSR, ABS, Traction Control, Anti-Wheel System birçok elektronikle de donatmış durumdalar. Yani gerçekten bu anlamda mühendisi buraya buram buram işlediklerini arkadaşlar biz gördük. İlk önce ve şu TFT ekranla devam etmek istiyorum. TFT ekranı şöyle bir açtığımız zaman Ready to Race yazdı yine her zamanki gibi. Ben ilk başta şunu söyleyebilirim. Şimdi biz daha önce Duke 125 inceledik. Duke 125'te ben ekranın büyüklüğünü, ekranın genişliğini daha çok sevmiştim. Burada da kesinlikle çok güzel bir ekran var. Ama şimdi bize onu tattırdın ya KTM. Şimdi onu arar olduk yani. O çok güzel duruyordu. Bu biraz daha böyle ufak olmuş. Hani motorun her şeyi ufaltılmış. Bu da biraz daha kompakt bir hale gelmiş. Yine birçok opsiyonun size sunulduğu bir TFT ekran var. Ekranı açtığınız zaman ekranda işte devir göstergeniz var dijital olarak. Vites göstergeniz var. Hangi modda kullandığınız gözüküyor. Hararet göstergeniz var. Benzin göstergeniz var. Deponuzun seviyesi var daha doğrusu. Ardından burada saat göstergeniz var. İşte ortam sıcaklığı var. İlk ekrandaki şeyler bunlar. Triplerden biri gözüküyor ve içindeki benzinde gideceğiniz range yani gideceğiniz kilometre gözüküyor. Gidondaki kontrol
butonlarıyla işte set dediğimiz zaman burada birçok özellikle biz karşılaşıyoruz. Şimdi burada motosikleti 4 farklı modda kullanabiliyorsunuz. Sport, Street, Rain ve Track modlarında. Rain modunda arkadaşlar böyle tabii ki de kaymasın diye işte adı üzerinde yağmurlu modda. İşte motor çok gaza gelmesin, çok yükselmesin, çok daha sakin olsun diye güzel bir mod yapmışlar. Daha sakin kullanımlarda. Street modda yine bunun bir tık üzerinde ve şehir içerisinde çok gazlamayacağım abi. İşe gideceğim, geleceğim, akşam hanımla oturacağım veya sevgilimle buluşacağım, Beşiktaş'ta duracağım, sağ salim gitmem gereken diyen modda. Sport mod yine böyle daha aksiyonlu, daha hareketli bir mod. Track modundaysa gerçekten bu motosikletle piste girip gazlayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir mod olmuş. Böyle her hani hareketi yapabileceğin, yavaşlayabileceğin, gideceğin, hızlanabileceğin, durabileceğin bir vites olmuş. Zaten egzoz da böyle akrobat için güzel bir egzozu. Hani ne yardan ne serden yapıyor, tamam mı? Ben çok gürültülü egzozları sevmem. Yani rahatsız oluyorum artık gürültülü egzozda. Çünkü çok uzun yolda yaptığım için. Ama bu var ya. Ya çok güzel olmuş. Biz gazlamalı bir kullanım yaptık. Bu gazlamalı kullanımın sonunda ben 4.9 litreyi gördüm arkadaşlar. Bu arada 14 litre de bir depajım var. Aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. 4.9 litreleri görmüşüz ama bayağı gazladık arkadaşlar. Ortalama speediniz var. Hani bu işte tüketimi ortalama kaç hızla yaptınız? Sürüş süreniz var ve yine kalan içerideki kalan yakıtla ne kadar gideceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar burada. MSR'ı, işte çeşitli güvenlik modlarını kapatabileceğiniz, ABS'yi kapatabileceğiniz, Quick Shifter'ı kapatıp açabileceğiniz şeyler mevcut burada. Dediğim gibi güzel, kesinlikle en iddialarından ama ben Duke 125'te bu ekranı daha çok sevmiştim arkadaşlar. Sinyalleri olduğu gibi LED arkadaşlar, LED aydınlatmalarla dolmuş durumda motosiklet. Ve arkadaşlar oturuş pozisyonuna geldiğimiz zaman 82,5 santimlik bir sele yüksekliği var. Ve sele yüksekliği kesinlikle çok iyi. Hani ufak hacimli bir motosiklet ama ne aşağıda ne yukarıda böyle tam olması gereken. Ben 1.80 boyunda beni mutlu edecek bir sele yüksekliği vardı. Selesi bence bu tarz motosikletler için kesinlikle konforlu. Tabii ki de bir enduro makinadaki gibi değil ama bu tarz makinalar için kesinlikle konforlu bir selesi var. Bizi şaşırtan şeylerden biri bu denli kompakt bir tasarımda arka selenin de çok iyi olması. Yani motosikletin arka selesi gerçekten çok iyi sınıfının, bu da en iddialılarından olmuş arkadaşlar. Motor bize KTM Spor Moto'dan geldi. Üzerinde güzel bir Akrapovic egzozu var arkadaşlar. Sesi de oldukça güzel. Hatta bir sesini dinletelim size. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 790 birçok açıdan bizden geçer not aldı. Gerek motor bloğu, gerek frenleri, gerek güvenlik özellikleriyle bizden geçer not aldı. Dediğimiz gibi belki bu TFT ekran yine bizim o incelediğimiz Duke 125'teki gibi olabilirdi. Sevemediğimiz özelliklerden biri Duke 125'te işte bu MyRide uygulamasıyla KTM'in işte oraya bağlanıyorduk. İşte bazı sorunlar vardı ama onlar gideriliyordu. Daha iyi şeyler olacaktı. Biz onun gelişmesini beklerken bunun elimizden alınmış olması biz kullanıcıları üzdü. Bugünkü fiyat aralığında neredeyse işte 97 bin lira civarında, 97.500 civarında bir fiyat gördüm KTM'in sitesinde. Muadili denilebilecek çok fazla motosiklet olmamasına rağmen fiyatı, artık bütün motosikletlerin fiyatı çok yukarıda olduğu için size işte çok pahalıdır, çok ucuzdur diye bir yorum yapamıyorum. Artık bu herkesin kendi ekonomik konjonktüründe kalan bir şey oldu ama KTM verdiğiniz paraya size sunduğu güzel imkanları barındıran bir motosiklet yapmış. Bu haftalık da bizden bu kadar arkadaşlar. Bizi desteklemek içinse videoyu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan motosiklet istasyonu olarak da bulabilir ve takip edebilirsiniz arkadaşlar.
İnceleme videoları çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Akıyor.